Tamam. Şimdi bu benim ilk resmim, ilk yaptığım resme başlangıç resmim diyebilirim. Bunu fotoğraftan gördüm. Görünce çok beğendim. Hani bunu yapmalıyım dedim. Bahçeden buldum bu olduğunu. Sonra Erzurum'da böyle daha çok böyle eski şey, böyle gerçek gibi oldu. Hatta bundan sonra, benden sonra birkaç arkadaşım daha aynı resmi yaptı. Bu benim ilk resmim. Yani çok fazla zahmet çektim bunda. Hani ilk resmim biraz zorlandım. İşte mavinin içinde yeşili görmek. İlk hoca diyor ki yeşili gör diyorum. Bunda yeşil yok. Yeşil bunun neresinde? Ondan sonra zamanla yeşili görmeyi öğrendim. Bu resimden sonra artık yeşili görmeye başladım. Yani bu benim için çok özel bir resim. Yani en özel resmim diyebilirim. Gümüşhane Torol ilçesi doğumluyum. Resime olan ilgi üniversite arkadaşım dolayısıyla oldu. Yurt arkadaşım. Aynı yurtta kaldığımız arkadaşımın ailesi de resimle ilgileniyor. Beraber kalıyorduk. Erzurum'da halk eğitimde açıldı bu kurslar. Beraber gidelim mi dedi Ceyhan. Dedim ki yani benim hani çok resme hani baktığım çiziyorum ama çok da fazla ilgim yok dedim. Dedi ki gel bir deneyelim. İlk gittim işte resme yağlı boya kursuna Erzurum Yakuti'ye. Yani böyle çok bana şey geldi. Acaba yapabilir miyim? Hoca anlatıyor işte resim budur. İşte tuval alın, şunu alın, bunu alın vesaire vesaire. İlk başta zaten mavi kapıyı yaptım. İlk şu görünen kapımı. Bu çok zor bir resimdi benim için. Acaba yapabilir miyim? Çok defa pes ettim. Hatta orada yani resim kursunda genelde 50 yaş üstü hani emekli olmuş, o hobi olarak ilgilenen insanlar vardı. Yani çok zordu yani ilk aşama için. Çok zor bir resim seçmişsin. Ben de pes etmedim. Hani yapabilirim dedim. Böyle bazen çok hayal kırıklığına uğradım. Yapamadığım yerler oldu. Baktım ki bir şeyler yapmaya başlamışım. Hani hoca diyor ki mavi, mavinin içinde yeşil var. Onu gör. Onu göremiyorum. Yani ağlamak üzereyim. Ağlamıyorum da. Islandım da olabilir. Sonra zamanla artık yapmaya başladım. O arkadaşlarım çok motive ediyor. Ondan sonra yani bir şeyler çıkmaya başladı. Hani yaptıkça beğenmeye başladım. Beğendikten sonra da hakikaten ben bu işi yapabiliyorum dedim. Tabii ki çok fazla eksiğim var. Tamamlıyorum zamanla. Ondan sonra bu kapıyı yaptım. Sonra bunun üzerine ne yapabilirim, ne yapabilirim onları düşündüm. Yani sıradan olmasın dedim benim yaptığım eser. Bir aydan fazla bir kapımı yaptım. Ya yani sonra sonuç çok güzel oldu. Benden sonra bana bakıp, benim resmime bakıp yapanlar da oldu bunun aynısını. 2-3. Yani kursta 6 aydan fazla kursa gittim. Yani sergim yani kişisel yok. Ama Erzurum'da o kursumuzun açtığı bir sergi var. Eğitim Gümüşhane'de aldım. Yani geleceğe dair ben aslında kendi çapımda yapıyordum açıkça size bunu söyleyeyim. Yani kendi çapımda yapıyordum. Yani sonra etraf tarafından beğenilmeye başladı herkes artık bana da yapar mısın şöyle böyle deyince. Hani biraz daha bu işi yani bir şeye döktüm, biraz daha ilerlettim diyeyim size. Yani daha çok kendimden çok başkalarının istediğini de yapmaya başladım. Yani hedeflerimde daha da ileriye gitmek var tabii ki, daha da kendimi geliştirmek var şu an hani. Yani nasıl diyeyim size? Hemen öğrenilmiyor bu. Diyorsun ki ben bir bakışta öğrendim. Böyle bir şey olmuyor. Çünkü çok fazla emek var. Atıyorum bir gün ben yaprak yapmayı öğreniyorum. Ertesi gün farklı bir şey yapmayı öğreniyorum. Yani bunlar zaman zaman olan şeyler. Yani şu an yani başlangıç aşamasındayım diyebilirim. Şimdi sadece resmi çiziyorum. Daha kolaylaştı benim için. Kuruma aşaması geçtikten sonra üzerine işliyorum. Hani artık böyle yapayım bozayım olmuyor. Mesela bunları da bozuyordum. Üzerine yapıyordum. Şimdi yani çok nadir bozduğum oluyor. Ailem destek oluyor, rahmetli babam mesela. Yani çok hoşuna da gidiyordu yaptıklarım. Mesela gecelere kadar yapıyordum, bir tane resmim vardı. Biraz uzun sürüyordu, hani biraz zahmetliydi. Hala bitmedi mi diyordu. Bitince daha benzemiş, gerçekten güzel olmuş diyordu. Mesela annem olsun çok destekçim, ablalarım falan çok. Herkes destekçim yani. Herkesin hoşuna gidiyor yaptıklarım. Sergi düşüncem var. Başka resimlerim var. Dediğim gibi istek üzerine yapıyorum. Mesela birkaç tane resmim var. Başka yerlere gönderdiğim var. Hani atıyorlar bu resmi yapabilir misin? Biz bunu istiyoruz. Ben de yapıyorum. Onların isteklerine göre çalışıyorum. Sosyal medyayı kullanıyorsun. Sosyal medya açtım yeni. Kendi sayfam var. Bir de aynı zamanda resimlerimi sergilediğim bir sayfam var. Evet yeni yeni şimdi artık sipariş almaya başlıyorum oradan. Diyorlar bunu yapabilir misin? Böyle yapabilir misin? Falan. Bunları başladım almaya. Hediye olarak verdiğim var, sipariş üzerine alıp sattığım var. Var yani. 6 tane çocuğum var. İyi. İyi karşılarım, beğenirim. Resimleri güzel mi? Evet. Hiçbir gün kendini seni çizmesini ister misin mesela? İsterim. Çizmedi mi? Yok. Abisini çizacaktı, çizmedi. Abisi istedi, beni yap dedi. Bahanım zaman gösterir. Abi kızdım, yoruldun, bırak. Gözlerin acıdı bırak diye. Ama pes etmemiş. Yok. Uyurum uyanırım ki yapayım. Hoşuna gidiyor mu? Tabii.
Uyanırım ki yapayım. Babası da kızardı. Kızım yat aşağı sabahleyin yaparsın. Yok baba ben yapacağım derdi. Mutlu olduk işte. Peki